Evet, gün batımı, Kefken kovan altında güneş kayıyor. Artık güneşin %66'sı batmış durumda. Evet, %33'ü şu an biraz direniyor gibi sanki. Evet, etrafta da şu anda gün batımını bekleyen insanlar görüyoruz. Evet, gün batımını bekleyenler. Evet, %80'i gitti güneşin. Bir cumartesi gününe daha veda ederken, evet, dalgalar, su soğuk bu arada. Haziran ayının ilk haftasında henüz su ısınmış değil. Evet, Kefken Kovan Ağzı. Pandemi döneminden sonra insanlar gerçekten doğaya daha çok ilgi gösteriyorlar. AVM'ler değil, artık kapalı alanlar değil. Doğada, evet, güneşin şu anda gördüğümüz gibi %95'i kayboldu. Belki orada bir bulut da var. Bulut nedeniyle erken batıyor. Tam sıfırda değil şu anda. Evet. Güneş batmak üzere. Bakalım. Güneş kaybolduktan sonra havanın kararma sürecini de buradan izleyeceğiz. Hava ne kadar sürede kararacak? Güneş şu anda bir kızıllık halinde. Ahmet Avşu'nun dediği gibi kızıl akşamları seyret ki akşam olmakta diyor. Evet. Şu anda güneş battı sayılır artık. O bulutun arasından da çıktı bir bölümü tekrar. Evet, şu anda güneşin etkisi kayboldu. Ne sıcaklık verir, ne ışık verir. Mevcut ışık da gündüzden depolanan ışık. Şu anda güneşin pek ışık verdiği söylenemez. Zaten hava kararmaya başladı. Dalgalar suya vuruyor. Hayat işte böyle. Hayat dalgalıdır. Bir dalga biter, bir dalga gelir. Bir sıkıntı biter, arkasından hemen bir sıkıntı yoklar insanın. Ama dalgalarda kayboluyor zaman içinde. Evet. Gün batmak üzere. Şu anda tam sıfır noktasında Kefken Kovan Ağzı'nda deniz seviyesinde gün batımı. Evet, harika bir nokta. Çünkü karşıda bir dağ yok. Karşıda bir yerleşim yeri yok. Ve güneşin batımı tam sıfır noktasında batmak üzere. Evet, artık insanlar akşama hazır. Gördüğünüz gibi ışıklar yandı. Evet. Görüntüyü de biraz küçültürsek. Su kenarda biraz bulanık geliyor. Dalgalar, evet. Ama su temiz. Pandemi sürecinde insanlar doğaya el sürmediler. Doğaya dokunmadıkları için su çok temiz. Evet, ileride pembe kayalıklara giden yolu görüyoruz şu tepede. Pembe kayalıklara giden yol. Evet, güneş henüz batmış değil. Ama güneş artık deniz seviyesinde. Az önce bulut hizasında olduğu için batıyor zannettiğimiz güneş. Artık güneş batıyor. Evet. Evet, telafisi olmayan bir gün daha sona eriyor. Artık insanlar bugün ne yaptılarsa, iyilik hanelerine ne yağdılarsa onunla kalacaklar. Kötülük olarak kazandıkları da şüphesiz karşılığını bulacak. Evet, gün batımında Kefken Kovan Ağzı'nda çekimlerimiz devam ediyor. Evet, akşam kendini iyice hissettirdi.
Güneş şu anda tam sıfır noktasında. Battı batıyor. Evet. Kefken kovan ağzı. Pembe kayalıklar, Cebeci, uzun kum plajı derken güzel bir güne daha nokta koymak üzereyiz. Evet, güneşin artık ışığı zar zor görünmeye başladı. Şu mevcut olan ışık da gündüzden kalan bir ışık. Birazdan o da kaybolacak. Zaten bize yakın olan yerler kararmaya başladı. Güneşe yakın olan denizin bölümleri daha aydınlık. Hemen denizin bu tarafı karanlık. İleriye doğru aydınlık. 6. dakikada, evet. Güneşin batışına doğru 6 dakikadır yaptığımız bir yayın oldu. Güneş şu anda bize göre battı. Sadece bir kızıllık var orada. Ama güneş battı. Güneşin yuvarlak bölümü kayboldu. Saat bu arada 20-30 civarı, 7.30 civarı yaz günü olduğu için güneş battı. Kışın bu güneş buradan gene batacak. 5.30 gibi batacak belki ama burada çok fazla insan da izlemeyecek tabii ki soğukta. Buranın keyfi de yazın geliyor. Evet, Kefken Kovan ağzında güneş tamamen batmıştır. Cumartesi günü bitmiş. Cumartesi akşamı başlayacaktır. Elbette ki Yüce Allah yarın yine doğudan bu güneşi doğuracaktır. Doğduracaktır. Evet.